lütfen değerlendirirseniz ondan sonra diğer konulara geçelim. Tabii İpek, yani doğrusu ben bu tabloya üzülüyorum. Şimdi yanı başımızda İran'da 500 tane kadın öldürüldü başlarını açmak istedikleri için. Ve o kadın grupları Atatürk'ün posteriyle yürüyüş yapıyorlardı. Zorla başını örtme baskısına karşı canlarını dişlerine takarak, canlarını içe sayarak bir mücadele verdiler. Atatürk'ün izinden gitmeye çalışan İranlı kadınların gördüğümüz bir dönemde Türkiye'nin başörtüsünde anayasal güvence getirmesini anlamak mümkün değil. Bu layıklık ilkesine de aykırıdır, eşitlik ilkesine de aykırıdır. Ayrıca Türkiye'de başörtüsü diye bir sorun kalmamıştır. Bu sorun çözülmüştür. Çözülmüş bir sorunu tekrar sorun haline getirip CHP'nin yasa teklifi vermesi bir büyük hatadır. Nitekim bu hatayı gören iktidar da el yükselterek, madem siz yasa öneriyorsunuz, biz anayasa önerelim diye bu konuyu gündeme getirip hem gündemi değiştirmek hem de seçimleri bir başörtüsü referandumuna dönüştürmek istiyor. Buna muhalefetin destek vermemesi gerekir. Bu çalışmalara katılmaması gerekir. Atatürk Cumhuriyeti'nde başörtüsüne, çarşafa, burkaya anayasal güvence getirmek, layıklık ilkesini ve kadın erkek eşitliğini yok saymaktır. Başörtülü veya türbanlı kadınlara bir imtiyaz, anayasal bir imtiyaz sağlamaktır. Bu da eşitlik ilkesine aykırıdır. Gelelim soruna. Eğer bir sorundan bahsedeceksek, başı açık kadınların sorunu vardır artık. Başı örtülü olmak, türbanlı olmak devlet dairelerine girmek için bir referans haline geldi. Mülakatlarda başı açıkları eriyorlar. Başı kapalı olmak devletten ihale almayı kolaylaştırdı. Hatta bir önemli iddiada daha bulunayım. Yani başörtüsünün arkasına sığınıp rüşvet toplayan başörtüler gördük biz. Yani sermaye piyasası kurulunda dönen milyonlarca euro ve doları başörtüsünün arkasına saklamaya çalışan siyasiler de gördük. Yani bir insanın başının örtüsü olması onun dürüst olduğu, ahlaklı olduğu anlamına gelmeyeceği gibi başının açık olması da onun ahlaksız anlamına, inansız olduğu anlamına gelmez. Bunu çok açık bir şekilde söylemek istiyorum. Şimdi bir konu daha var. Şimdi bu iktidarla ne anayasası yapacaksınız ya? Anayasa uygulamayan bir iktidar var. Anayasa Mahkemesi'nin kararını ben bunu yok sayıyorum diyen bir iktidar var. Ve Anayasa Mahkemesi'nin kararını uygulamıyorum diyen mahkemeler var iktidara yaslanarak. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni tanımıyorum, biz yolumuza bakarız diyen bir iktidar var. Anayasayı yok sayan bir iktidarla ne anayasası yapacaksınız? Ve sadece onun istediği bir düzenlemeyi yaparak destek olacaksınız ki efendim başörtülü kesimden de oy alalım. Bence bu ürküttüğü, attığı taş ürküttüğü kurbaya değmeyecek bir konudur. CHP laiklik, eşitlik, kadın erkek eşitliği ilkelerin üzerine bina edilmiş bir partidir. Atatürk'ün kurduğu bir partidir. Böyle işte başörtüsünde anayasal güvence örtünmeyi destekleme gibi anayasal hükümler Türkiye'yi daha da kötü, daha da karanlık noktaya götürür. İşte bakın İran'a, bakın Taliban'ın Afganistan'ına. Ne diyor Taliban? Türbanlı olsa da üniversiteye göndermiyorum kızları diyor. İlkokulu da göndermeyeceğim diyor. Yani siyasal sistemin vardığı noktayı söylüyorum. Bir de diyor ki kadınlar erkek doktora gitmeyecek. Şimdi hem kadınları okula göndermiyorsun hem de kadınlar erkek doktora gitmeyecek. Okula gitmeyen kadınlar nasıl doktor olacak ki kadınlar kadın doktora gitsin? Böyle saçma sapan, mantıksız, tamamen insanları sömüren bir düzendir bu. Siyasal İslam'ın varacağı bir aydınlık yoktur. CHP'nin de İYİ Parti'nin de buna destek olmaması gerekir. Türkiye'de başörtüsü sorunu çözülmüş, hatta tersinde bir soruna dönüşmüştür. Belki o başı açık insanların uyguladığı mobbingi, işlere alınmamasını, sınavda derece yapıp da mülakatta elenmesini eğer sorun yapacaksa CHP bunu sorun yapmalıdır diye düşünüyorum. Tamamen gündem dışında bırakılması gereken bir konudur. Teşekkür ederim. Şimdi bir fotoğraf ekrana getireceğim. Konuyu değiştiriyorum. Son bölümdeyiz. Biraz konuşmamız gereken fazlaca konu var. Türkiye'nin gündemi epey kalabalık. Mümkün olduğu kadar da farklı sorularla bu bölümü götürmek istiyorum. Şimdi Halk TV yazarı İsmail Saymaz, eski başbakan Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'ın 13 Ocak günü katıldığı Erzurum'daki geleneksel binbir hatim duasının ardından bir giyim mağazasına gidiyor. Ve orada bir fotoğraf karesi çekiliyor. Şu anda ekranlarınızda bu kare. Ve sosyal medyada paylaşıyor bunu. İsmail Saymaz paylaşıyor bunu.
Bakınız Yıldırım nasıl oturuyor orada? Herhalde sizler de sevgili seyirciler seçebiliyorsunuz kendisini. Karşısındakiler kim? Vali Okay Memiş'le asker üniformasıyla il jandarma komutanı Albay İlker Şimşek gibi kamu görevlileri. Müsaade ederseniz Türker Bey'le başlayacağım buna. Bu fotoğrafı hepinizden okumanızı rica edeceğim. Yani bu fotoğraf bugünün Türkiye'sinde ne anlama geliyor? Kısa kısa lütfen. Ya durum feciat. Artık her geçen gün tek parti durumuna geliyor Türkiye. Tabii sadece bu resim olsa hani yanlışlıkla da olmuş diyebiliriz. Ama işte daha geçen gün ana muhalefet partisine liderinle ilgili sözlerini alkışlayan komutanlar. Generaller alkışlıyor. Yani bir anlamda hatta biz buna örnekler de vermiştik. Yani Batı'da böyle bir şey olmaz. Çağdaş ülkelerde olmaz. Hatta geçmişte burada oluyor muydu zaten? Geçmişte de olmuyordu. Bakın geçmişte de olmuyordu. Ve her geçen gün Türk Silahlı Kuvvetleri siyasetin batağına batıyor. Artık zaten Yüksek Askeri Şura parti şurası haline gelmiş vaziyette. Artık askerin terfisinde niteliklerin ötesinde ne bileyim işte bir garnizonda oradaki AKP ilçe başkanının, il başkanının belirleyiciliği çok fazla artmış vaziyette. Türkiye esasında adım adım Balkan Savaşı hezimeti öncesine doğru ilerliyor. Bütün kurumlar bu vaziyette. Çünkü siz mesela silahlı kuvvetler içinde, emniyetin içinde nasıl terfi edeceksiniz? Niteliklerinizle, becerilerinizle, akademik kariyerinizi arttırmanızla, aldığınız sicillerle değil mi? Bugün öyle değil biliyor musunuz? Hatta size silahlı kuvvetlerden örnek vereyim. Örneğin bir kuvvet komutanı işte bu arkadaş nitelikleriyle terfi etsin diyor, edemiyor. Etmesin diyor, ediyor. Siyaset belirleyici duruma gelmiş. Şimdi siz bu durumu sürdürürseniz ne oluyor? Herkes kıblesini siyasi iktidara doğru değiştiriyor. Şimdi bunun basit bir örneğini de gördük ve daha da feciat işte orada kim Binali Yıldırım'ın oğlu. Kumar masalarında resmini gördüğümüz, şüpheli Latin Amerika ziyaretlerini bildiğimiz, ekonomik kazançlarının veya varlıklarının hesabını vereceği konusunda kitlelerin çok ciddi şüphe duyduğu bir insanın karşısında bürokratlar, askerler. Ya bu, Türkiye'nin durumu çok feci. Onun için yani bu seçimin kazanılması Türkiye'nin bekası için çok önemli. Onun için Ahmet'ti, Mehmet'ti, yok öyleydi, böyleydi. Biz işte şurada uzlaşmak için daha sonra partimizin çıkarlarından ne bileyim kayıplara uğrarız endişesi duyulmaması lazım. Bakınız duyulmaması lazım. Hatta hani bir an önce ne diyoruz? Cumhurbaşkanı adayı belirlensin diye. Niçin? Çünkü biz insanımızın yapısını da biliyoruz. Siyasetin durumunu da biliyoruz. Siz tespit etmediğiniz takdirde hem muhalefeti motive edemiyorsunuz, kitleleri motive edemiyorsunuz. Hem de muhalefetin içinde başka türlü hareketlenmeler oluyor. Yani çok da açık konuşmak istemiyorum. Zaten bizi dinleyenler anlıyor. Teşekkür ediyorum. Kabul edilebilir bir durum değil. Bakın Avustralya'da Genelkurmay Başkanı bakanın yanında duruyor. Bakan ne zamanki siyasete bulaşıyor... Diyor ki bakanın müsaadenizle kadrajdan çıkıyor. Aynı hatayı Amerika Birleşik Devletleri Genelkurmay Başkanı yapıyor. Hatta Türkiye'deki yaşadıklarımıza göre, generallerin alkışlığına göre çok da vahim değil. Kamuflajlı kıyafetiyle bir kilisenin kapısında şeyle birlikte, Trump'la birlikte kareye giriyor. Eleştiriyorlar. Evet diyor, özür diliyorum, hata yaptım. Biz diyor anayasaya bağlıyız diyor. Sadakatimiz anayasaya diyor. Şimdi Türkiye'de bunun tam tersi gelişmeler oluyor.
Teşekkür ediyorum Türker Bey. Ahat Bey. Evet, bu bir tek adam devleti de demeyelim artık. Bir hanedanlaşma yolundaki bir parti devleti görüntüsü. Nereden kaynaklanıyor? Sayın Cumhurbaşkanı'ndan kaynaklanıyor. Hatırlıyoruz. Kendi çocuğunu, oğlunu Azerbaycan ziyaretinde, Özbekistan ziyaretinde protokolün en önünde, bakanların önünde konumlandırıyor. Ve o dönemde o bakanlar da, Genelkurmay Başkanı da o sırada, Savunma Bakanı pardon, hadiseye hiçbir reaksiyon göstermiyorlar. Ben burada bu Erkam değil mi ismi? Evet. Erkam Yıldırım, onu suçlamıyorum. Yani o böyle koltuğa gömülmüş, elinde bir tesbih, ya böyle şey yapıyor. Onun karşısında taburelere oturan ve ona herhangi bir siyasi veya neyse işte figürmüş gibi, nitelikli bir figürmüş gibi o pozisyonu alan valisine, albayına, askerine, onlar da bu davranış, yani ne valisinin ne askerinin onuruna yakışmayan bir durum. Evet. Bunu yapmadıkları takdirde, yapmamış olsalar o şeyin söyleyeceği bir şey var mı? Ne diyecek yani? Ne diyecek? Tabii Cumhurbaşkanı ilk günden itibaren parti devletinin ötesinde şahsım devleti oluşturdu. Bütün kurumları bu hale getirdi. Yani benim valim diyor. Benim bakanım diyor. Benim falancayım. Vali dediğiniz devletin temsilcisidir. Yani hiçbir siyasinin önünde bir şekilde böyle bir görüntü vermemesi gerekir. Siyasi ki, de değil ki. Ki siyasi de değil. Siyasi de öyle. Değil. Evet. Hayır, ki'den sonra onu söyleyecektim. Yani siyasetle alakası olmayan bir şahıs. Evet. Bu kadar makamı, bürokrasiyi veya ne derler ona, kimliği, kişiliği yani aşağılayan, onursuz bir vaziyete sokan bir davranış biçimine iştirak edenleri de kınamamız gerekir. Yani olay sadece Erkam Yıldırım'dır meselesi diye değil. Bakmamamız gerekiyor. Yani bu fotoğraf bana maalesef artık Türkiye'de klasik bir devlet itibarının, klasik bir devlet yapılanmasının, klasik bir devlet onurunun büyük ölçüde erozyona uğratıldığını, yok edildiğini ve bir şahsım devletinin sonuçları olarak neyle karşı karşıya kaldığımızı görmemizi sağlayan bir fotoğraf olarak teşekkür görünüyor. Ederim. Ayhan Seferüstün aramıza katılacak şimdi. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı. Ayhan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. İyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Ayhan Bey, size özellikle Sayın Davutoğlu'nun bugün basın toplantısında söyledikleri, siz de yanındaydınız. Onları soracağım ama bu arada biz de bu bölümde bugün sosyal medyanın da çokça gündeminde olan bir fotoğrafı tartışıyoruz. Binali Yıldırım'ın oğlu Erkan Yıldırım'ın 13 Ocak'ta verdiği bir fotoğraf ve karşısındaki kamu görevlilerinin fotoğraftaki durumu ile ilgili. Size geleceğim, müsaade ederseniz bir Barış değerlendirsin bu fotoğrafı. Yani tabii bu fotoğraf bir kere yani iki tane önemli kavramı bir hatırlatıyor. Nepotizmin en böyle hat safhada, en yüksek safhada aslında fotoğrafıdır bu. Bir yandan da kahtırıcal diye bir kavram vardır ya, Osmanlı Devleti'nin çöküşüne neden olan devlet adamı eksikliği. Devlet insanı eksikliği. Devlet insanı eksikliğinin de bir anlamda fotoğrafıdır bu. Osmanlı çökmesindeki en büyük nedenlerinden birisidir. Aslında nepotizmle kahtırıcalın buluştuğu fotoğraftır bu. Ama işte Erkan Yıldırım'ı da aşan bir taraf var. Bilal Erdoğan hatırlattı Ahat Bey. Çok doğru. Bilal Erdoğan'ın hani protokollerde ön sıralarda yer alması filan, onun dışında Bilal Erdoğan'ın okul arkadaşı olmanın, yani Kartal İmam Hatip Lisesi mezunu olmanın Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet kurumlarında yönetici olmak anlamına geldiği bir ülkede yaşıyoruz. TRT'den Türk Hava Yolları'na kadar biliyorsunuz ki en önemli kadrolarda Kartal İmam Hatip Lisesi mezunu olmak
Bir geçer aksi Akçe bir referans noktası haline geliyor. Harvard gibi yani. E tabii. Ama dönüp dolaşıp hani bunun manşeti nedir diye sorarsanız bu fotoğrafın manşeti babam sağ olsun. Bu akşam manşeti sen attın. Fikret i̇şte, abi Fikret görüyorsunuz varken, değil mi? Fikret abi varken bana düşmez. Ben sadece fotoğrafçıyım. Fikret abi kusura bakmayın. Peki. Selen Hanım. Aslında bir siyaset bilimci olarak Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin Türkiye'ye bu fotoğrafı getireceğini